Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2 tane hikaye seslendireceğim. Hikayeleri geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba, ben Zaur. 24 yaşındayım. Azerbaycanlıyım. Bugün size 3 sene önce yaşadığım bir korku hikayemi anlatacağım. Belki uydurduğumu düşünebilirsiniz, kurmacadır diyebilirsiniz. Önceden böyle şeylere ben de inanmazdım. Ama yaşadıktan sonra gerçekten de onların var olduğuna inandım. Zengin bir ailede doğdum. Babamın şirketleri vardı. Ancak isimlerini vermeyeceğim. Annem ev kadınıydı. Çok da fazla arkadaşım yoktu. 1-2 tane vardı. Onlar da zamanla gerçek yüzlerini ortaya çıkardılar. Onu da anlatacağım size. Bir gün arabamı aldım, kafa dağıtmak için diskoya gittim. Eğlence yerlerine. Bayağı kalabalık bir ortam vardı. Yüksek müzik vardı, affedersiniz çıplak kadınlar falan. Neyse ben bir tarafa çekilip oturdum. Onları izlerken garson yaklaştı. "Ne içersiniz?" dedi. Ben de alkol istedim. Garson gittikten sonra benim masama bir tane kadın oturdu. Böyle sarışın, mavi gözlü. O kadın garsona seslenerek bana da aynısından dedi. Ben çok fazla şaşırmadım. Genelde bu tür yerlerde olur bunlar. Bana bakarak "Seni tanıyorum" dedi. Ben o sırada şaşırdım. "Nereden tanıyorsunuz?" dedim. "Senin babanın şirketinde çalışmıştım ama sonradan bir hatam nedeniyle işten kovuldum" dedi. "Peki ne tür bir hataydı?" diye sordum. "O da bende kalsın, belki sonra anlatırım" dedi. Elini uzatarak adının Eylül olduğunu söyledi. Ben onun elini tutmadım. Ben de "Zaur" dedim. Biraz sohbet ettikten sonra alkollerimiz geldi. Sarhoş olana kadar içtik. Bir saat geçmişti. Başım dönmeye başladı. Ben "Kalkayım" dedim. O da bana araba kullanamayacak kadar sarhoş olduğumu ve kaza yapabileceğimi söyledi. Ben de cebimden arabanın anahtarlarını çıkarıp verdim. Beni evime bıraktı. Numarasını da verdi. "Bir gün yine aynı yerde buluşuruz" dedi. Ben de kafamı sallayarak onayladım. O gün öyle geçti. Günler, haftalar geçti ardından. Onu aradım. "Buluşabilir miyiz?" diye sordum. Ama o buluşamayacağını, çok işi olduğunu söyledi. Telefonu kapattı. Sonra yatağıma geçtim, uyudum. Gece geç saatlerde telefonum çaldı. Arayan Eylül'dü. Bana aynı yerde olduğunu ve oraya gelmemi söyledi. Ben de sanki ondan haber bekliyorum gibi hiç düşünmeden onun yanına gittim. Gidince "Benimle kal, evde çok yalnızım" dedi. Ben de "Olmaz, yanlış anlarlar" dedim. "Merak etme, benim evim öyle kalabalık bir yerde değil, kimse göremez" dedi. Ben aslında gitmek istemiyordum ama ısrar ettiği için hayır da diyemedim. "Tamam" dedim ve evine gittik. Evi çok değişikti. İlk kez böyle bir ev görüyordum. Evin duvarları siyah renge boyanmıştı. Neden siyah renk dediğimde siyahı çok sevdiğini söyledi. Neyse bana odamı gösterdi. "Burada uyuyacaksın" dedi. Ben de odama gittim. Yatağıma geçince sızmışım. Bir an telefonum çaldı. Arayan babamdı. Nerede olduğumu sordu. Ben de arkadaşımda olduğumu söyledim. "Acilen şirkete gelmen gerekiyor" dedi. Yataktan kalktım. Odadan çıkarken birileri fısıldayarak konuşuyordu. Ben Eylül'ün odasına yaklaşarak kapıyı çaldım. Kapıyı açınca neden erken kalktığımı sordu. "Babam aradı. Acil şirkete gitmem gerekiyor" dedim. Sonra şirkete gittim. Babamla biraz konuştuktan sonra şirket işlerine koyuldum. Saat 5 gibi de şirketten ayrıldım. Eve gelip duş aldıktan sonra bilgisayarın başına geçtim. Biraz zaman geçirip yatağıma yattım. Yorgunluktan uyuyakalmışım. Gece saat 1 gibi telefonum çaldı. Arayan yine Eylül'dü. Ona gitmemi istiyordu. Ben de geç olduğunu, yarın buluşacağımızı söyledim. "Sen adresi ver, ben geleyim o zaman" dedi. Ben de evimin adresini verdim. Yarım saat sonra kapı çaldı. Eylül gelmişti. "İyi akşamlar" deyip sarıldı bana. Çok da şaşırmadım. İlk buluşmamız değildi sonuçta. Onu içeri buyur ettim. Sohbet muhabbet derken kapı yine çaldı. "Allah Allah" dedim. "Bu saatte kimdir ki gelen?" Kapıya yöneldim. Kapıyı açtığımda şok oldum. Bu nasıl olabilirdi ki? Gelen Eylül'dü. Gözlerimi ovalayarak hayal olduğunu düşündüm. Ama gelen gerçekten de Eylül'dü. "İyi akşamlar" dedi ve bana sarıldı. "Kusura bakma, biraz geç kaldım" dedi. "Önemli değil" diyerek içeri geçtik. Çok yorgundum. Belki de yorgunluktan dolayı hayal görmüştüm. Eylül çantasından bir içki çıkardı. "Bu gece baş başa içeceğiz Zaur Bey" dedi. 2 kişilik bir masa kurdu. Masadayken bana "Bu gece büyük bir gece olacak bizim için" dedi. O gecenin şerefine içmiştik. Sonra bende garip bir haller oldu. Başım döndü, midem bulandı. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Kafamı kaldırıp aynaya baktığımda arkamda siyah bir silüet olduğunu fark ettim. Ani bir refleksle arkamı döndüm. Ama hiçbir şey yoktu. Herhalde yine hayal görüyorum diyerek geçiştirdim. Banyodan çıktım. Bir baktım Eylül kanepenin üzerinde uyumuş. Ben de onu kucaklayarak odama götürdüm. Üzerini örttüğüm sırada elimi tuttu. "Bu gece benimle uyur musun? Ben tek uyumaktan korkuyorum" dedi. Ben de olmaz dedim ama çok ısrar etti. Beni hipnotize etmiş gibiydi. Onun bir dediğini iki etmiyordum. Yine tamam demiştim. Sabah olup kalktığımda Eylül yoktu yanımda. Kendimi çok garip hissediyordum. Banyoya giderek elimi yüzümü yıkadım derken odadan tıkırtı sesleri gelmeye başladı. Ve ardından güm diye bir ses duydum. Banyodan koşarak yukarı çıktım. Bir baktım odamda kıyafetlerim, yatağım darmaduman olmuş. Sonra mutfaktan sesler gelmeye başladı. Ben de mutfağa koştum. Tabaklar, bardaklar tuzla buz olmuştu. Evde belki de hırsız var diye düşündüm. Ama hiç de bir hırsız olayına benzemiyordu. Birileri benimle oyun oynuyor gibiydi. Mutfakla odamı toparladıktan sonra dışarı çıktım. Babamı arayarak bugün şirkete gelemeyeceğimi ve iyi hissetmediğimi söyledim. Telefonu kapattıktan sonra da Eylül'ü aradım. Ama telefonu kapalıydı. Eski bir arkadaşım olan Baran'la buluştum. Bir kafede oturup çay içtik. "Ne zamandır görüşmüyoruz, nerelerdesin, ne var ne yok" gibi sorular sordu. Ben de "bu aralar garip bir his var içimde" dedim. "Evime hırsız girdiğini söyledim." "Neden polise haber vermedin?" dedi. "Polise gerek yok. Hele bir onu yakalayayım. Ben ne yapacağımı biliyorum" dedim. Biraz sohbet ettikten sonra da eve geçtim. Akşam olmuştu. Telefonum çaldı. Bilinmeyen bir numaraydı. Açtım, Eylül'dü. "Zaur yetiş" dedi ve telefonu kapattı. Ben hemen montumu aldım ve arabaya atladım. Eylül'ün evine gittim. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Kapıyı o kadar çalmama rağmen kimse açmamıştı. Ben kapıyı bir hamlede kırdım ve içeri girdim. Kimse yoktu. Odaları gezdim, "Eylül" diye seslendim ama hiç ses yoktu. "Eylül, oyun oynamanın sırası değil. Ben geldim, neredesin, çık" dedim. Yine ses yoktu. Sonra birden odaların birinden "Zaur, ben buradayım, buraya gel" dedi. Ben küçük adımlarla ses olan tarafa doğru gittim. Odanın kapısını açtım, Eylül yerdeydi. Saçları yüzünü örtmüş. "Eylül, burada ne yapıyorsun?" dedim. Eylül'den ses çıkmıyordu. Birkaç defa "Eylül, burada ne yapıyorsun?" diye sordum. Yine ses çıkmadı. Sonra üstüne yürüdüm. Kafasını aniden kaldırdı. Aman Allah'ım, bu ne böyle? Eylül'ün gözleri simsiyah, dudaklarında kanlar, uzun tırnakları vardı. Ellerini bana göstererek "seni öldüreceğim" dedi. Ben korkudan yere düştüm. İmekleyerek dışarı çıkmaya çalıştım. Ama Eylül beni yakalamıştı. Ayaklarımdan tutarak beni odaya sürükledi. Uzun tırnaklarını ensemde hissediyordum. O sırada bayılmışım. Gözlerimi açtığımda kendi evimde yataktaydım. Ama bu nasıl olabilirdi ki? Eylül beni aradı. Ben hemen olayları öğrenmek için oraya gittim. Ve nasıl kendi evime gittiğimi sordum. "Beni kim getirdi?" dedim. O an yine telefonum çaldı. Baran arıyordu. "Neredesin? Dünden beni seni arıyorum. Hiç cevap vermiyorsun" dedi. Beni defalarca aramış. "Baran, bugün acil buluşmamız lazım" dedim. Arabaya atlayarak Baranlara gittim. Baran bana bakarak "sende bir haller var" dedi. "Bu aralar hayaller görüyorum. Gerçek gibi şeyler görüyorum" dedim. Baran da bunların normal olmadığını ve bir hocaya gitmemiz gerektiğini söyledi. Aslında ben hocaya falan pek inanmazdım. Yine de Baran'ı kırmak istemedim. Yola çıktık. Bayağı 1-2 saatlik bir yolculuk yaptık. Ardından bir hocanın evine varmıştık. Kapıyı çaldık. Küçük bir erkek çocuğu açtı. Bizi içeri buyur etti. Sonra yeşil cübbeli bir amca geldi. Bizi karşıladı. "Buyurun evladım, oturun" dedi. Ben de ona kötü rüyalar gördüğümü ve bunları gerçek gibi yaşadığımı söyledim. Hoca da "burada bekleyin, geliyorum" dedi. Birkaç dakika içinde de geldi. Elinde bir kase su vardı. Önüme oturdu. Kur'an'dan bazı ayetler okuyarak kasedeki suyu üfledi ve suyu içmemi istedi. Sonra o kasenin içinde üzerinde yazılar olan bir kağıt yaktı. Ardından bana bir muska yazdı. "Bunu boynundan çıkarma" dedi. Baran merakına yenik düşüp hocaya sordu. Hoca benim musallata uğradığımı ama Allah'ın izniyle kurtulduğumu söyledi. "Nasıl musallata uğramışım ki hocam?" dedim. "Senin Eylül dediğin o kız sana büyü yapmış. Zamanında o kızın babanla büyük bir kavgası olmuş. Ondan intikam almak amacıyla seni kullanmış, sana büyü yapmış, seni delirtmek istemiş. Ama arkadaşın bunu fark edince seni buraya getirmiş. Çok şükür kurtuldun evladım. Bu muskayı boynundan çıkarma" dedi. Hocanın hayır duasını aldıktan sonra arabaya geçtik. O kadar şeyden sonra Eylül'e bir daha hiç ulaşamadım. "Herhalde bana yaptığının cezasını bulmuştur" dedim. "Şimdi nerede, ne yapıyor hiç haber alamıyorum. Allah böyle insanların şerrinden bizleri korusun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim." Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Öncelikle merhaba Pınar ablacığım. Neredeyse tüm videolarını uyurken, iş yaparken izliyorum. İyi ki varsın. Başımdan geçen olayları anlatmak istiyorum sana. Adım Bahar olsun. Gayet güzel bir çocukluk geçirdim. Ama son 1-1,5 yılda tuhaf şeyler olmaya başladı. Yaşadığım ilk olayı anlatayım. Her zamanki gibi yemeğimi yedim, odama geçtim. Saat geç olduğu için direkt uyudum. Duvara doğru bakarak yan şekilde yatmıştım. İlk önce gözlerimi açtım ama hareket edemiyordum. Kulağıma bir tür anlayamadığım fısıltı sesleri geliyordu. Konuşma sesleri gibi. Sonrasında yavaşça gözlerimi hareket ettirdim. Sağa sola baktığımda siyah, uzun bir şeyin başımda olduğunu gördüm. Nasıl korktuğumu gerçekten anlatamam. Elimi hareket ettirebilmiştim ve duvara vurmaya başladım. Sadece elimi hareket ettirebiliyordum. İçimden de Ayetel Kürsü okumaya başladım. Hani normal bir şekilde göz kırparız ya, işte öyle bir kere gözümü kırptım ve her şey normale dönmüştü. Rüya diyebilirsiniz belki. Ama ne uyumuştum ne de uyanmıştım. Yatağın içinde oturup ezbere bildiğim tüm duaları okudum. Sabah ezanı okunduğunda da namaz kılıp uyudum. 2-3 gün sonra babam halama gideceğimizi söyledi. Çok mutlu oldum çünkü halamın küçük 3 aylık bir bebeği vardı. Onu çok seviyordum. Hemen hazırlandım ve yola çıktık. Eve gittiğimizde yemek, sohbet, muhabbet derken bulaşıkları yıkamak için mutfağa gittim. Bardakları yıkarken arkamdan Bahar diye biri seslendi. Ne gördün orada diyecekseniz eğer, gerçekten şu an bile yazarken korkuyorum. 3 aylık bebek, ayakta, gözleri bembeyaz. Bana Bahar dedi. Elimdeki bardak düşüp kırıldı. Resmen donup kaldım. 2 dakika falan sonra ancak çığlık atabildim. Annem ve halam yanıma geldiler. Halama ve anneme korkmamaları için bir şey anlatmadım. Balkona geçip bildiğim tüm duaları okudum. Bebekten de oldukça korkmuştum. Nasıl oldu hala aklım almıyor. Eve gittik, hemen odama geçtim. Yatsıyı kılıp uyumaya çalıştım. Rüyamda halamda yaşadığım şeyleri kendimi görerek izledim. Yani rüyamda bir tür dejavu yaşamıştım. Sonra 1-2 ay bir şey yaşamadım. Annemle teyzeme gittik. Teyzemin canı kola çekince kuzenlerimle almaya gittik. Bakkalla evin arası 3-4 sokaktı. 2 kuzenim bir de ben vardık. Yolda yürürken bir anda gözlerim karardı. Gözümü açtığımda kuzenlerim yanımda yoktu. Bana şaka mı yapıyorlar diye baktım ama gerçekten yoktular. Sonra ben bakkala gittiğimde onlar oradaydı. Kolayı almışlar. Nasıl hemen geldiniz? Beni neden orada bıraktınız dedim. Ben onlara siz gidin ben sonra geleceğim demişim. Böyle şeyler söylediler bana. Ama ben öyle bir şey dememiştim ki. Gerçekten bayağı korkuyordum bu durumlardan. Kuzenlerime de yine bir şey anlatmadım. Eve gittiğimizde mutfağa girdim. Kolaları tepsiye koyup salona götürdüm. Teyzemin evi dubleks, yani merdivenler var. Mutfaktan salona geçerken gözüm merdivenlere takıldı. Küçücük siyah bir şeyin yukarı doğru gittiğini gördüm. Yani boyutu bir kumanda kadar falandı. Göz yanılmasıdır diye umursamadım ama korkmuştum yine de. İçeri geçip verdim kolaları. Sonra evimize gittik. Ben odamdayken yine korkuyordum. Salonda yatmaya karar verdim. Açtım televizyonu, aldım battaniyemi ve uyumaya hazırlandım. Gözlerimi kapatmıştım ama uykuya dalmamıştım henüz. Her şeyin farkındaydım hala. Televizyon kapandı orada. Belki zaman ayarlayıcısı açıktır dedim. Takmadım fazla. Gözümü tekrar kapattığımda bu kez televizyon açıldı. Bu sefer ne yapacağımı bilemedim. Annemin yanına gittim. Annem hala uyumamıştı. Olan her şeyi anlattım anneme. Gördüğüm bebeği, yaşadığım her şeyi yani. Annem biraz telaşlandı. Dua okuduk birlikte. O gece annem bir hocaya gitmemiz gerektiğini söyledi. Ama ne kadar aradıysak adam akıllı bir hoca bulamadık. Ya çok para istediler ya da oturduğumuz yerden 6-7 saat uzaklıktaydılar. Şu an bu tarz olayları hala yaşıyorum ve hala hoca bulmaya çalışıyoruz. Rabbim bana ve tüm böyle yaşayanlara yardım etsin. İnşallah hikayemi kısa da olsa seslendirirsiniz Pınar Hanım. Hayırlı Ramazanlar. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.